mesela normalde bir vakıf kuruluşu Yani davamız yani belki Türkiye adalet sisteminde hiç görülmemiş bir şekilde rekor bir sürede 45 günde sonuçlandı. Yani 30 Ekim'de dava süreci başladı resmen. Olay 24 Ağustos 2023'te olmuştu ama resmi dava süreci 30 Ekim'de başladı. Çünkü savcının iddianameyi hazırlayıp mahkemeye sunması falan. İlk duruşmamız 21 Kasım'da yapılmıştı. İkinci duruşmada 15 Aralık'ta yapıldı ve ikinci duruşmada bizim avukatlarımızın hiçbir talebi dikkate alınmadan 45 günlük sürede dava karara bağlandı yerel mahkemeci. Tabii biz de bu süreci şimdi istinaf mahkemesine taşıdık. Şu anda istinaf mahkemesindeki süreç başladı ama daha hani herhangi bir gelişme yok. O süreç devam edecek. Dolayısıyla oradaki sonucu bekleyeceğiz. Yani vakıf süreci Asli Hukuk Mahkemesi'nin onayından sonra resmileşiyor. Dolayısıyla bizim şu anda mahkeme başvurumuz yapıldı. Bununla ilgili mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden görüş istedi. Hani vakıf kurulmasında sakınca olup olmadığı yönünde. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden de olumlu cevap verildi. 2 Nisan'da duruşma günümüz var. Dolayısıyla 2 Nisan'da bu karara bağlanacak ve resmen kurulmuş olacak vakfımız. Hürcan Bulur Geleceğe Umut Vakfı. Hani niye Hürcan Bulur Geleceğe Umut Vakfı? Hürcan sonuçta yani hayalleri olan, umutları olan bir gençti. Biz de özellikle başta Hürcan gibi böyle umutları olan gençlere gelecek adına umut olabilmek adına vakfın adını özellikle Geleceğe Umut Vakfı olarak düşündük. Hürcan Bulur Geleceğe Umut Vakfı olacak vakfımızın ismi. Burada tabii bizim öncelikli amacımız şu, Hürcan gibi hayalleri olan, umutları olan gençlere, çocuklara bir umut olabilmek. Özellikle tabii bizim buradaki şeyimiz, amacımız yani hani şu, hiçbir imkanı olmayan, gerçekten hani okuyabilecek imkanı olmayan, ailesinin durumu yani çok kötü, çok fakir olan, hiçbir şekilde okuma imkanı olmayan gençleri bulup, hani kızları, erkekleri bulup, bu anlamda bunların gerekirse ilkokul seviyesinden başlayarak üniversiteye kadar ve işte farklı seviyelerde bunların eğitimlerini üstlenip bir şekilde bu gençlere umut olmak istiyoruz. İkinci bir amacımız da Hürcan'ın bir zihinsel engelli amcası vardı. Hürcan'dan yaklaşık işte 2,5 ay kadar onu 31 Mayıs'ta kaybettik. O da bizimle yaşardı ve mesela Hürcan'ın çocukluğu amcasıyla geçti. Hürcan amcasını çok severdi. Amcasıyla sürekli ilgilenirdi. Bir diğer amacımız da özellikle böyle zihinsel engelli kişilerle ilgili bir proje düşünüyoruz. Yani buradaki amacımız da özellikle gene kimse yani hani ailelerinin bakamayacağı durumda olan zihinsel engelliler başta olmak üzere veya işte ne bileyim hani işte otistik olur veya otizmli olur işte bu gibi insanlara da hani bir şekilde sahip çıkıp bunların barınmalarını, bunların gerekirse eğitimlerini yani rehabilite edilmelerini buna dönük bir proje düşünüyoruz ki bunu özellikle bu projeyi de Tunceli'de düşünüyoruz. Yani bunu özellikle Tunceli'de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili de vakıf resmen kurulduktan sonra özellikle Tunceli'ye gidip hem Tunceli Merkez Belediyesi'yle hem Hozat Belediyesi'yle çünkü biz bu projeyi ya Tunceli Merkez'de ya Hozat ilçesinde düşünüyoruz. Bununla ilgili işte bir takım yani görüşmeler yapıp özellikle burada bu yatırımı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hatta bununla ilgili de eğer becerebilirsek Avrupa fonlarından da bir destek düşünülüyor. Ona göre bir proje hazırlanacak. Ya böyle bir düşüncemiz var. Hani o amcasının o şeyini düşünerekten şu zaten çizdiği sınır hani Eskişehir Ankara yani haritadan çizdi o çizgileri.